Türkler nasıl Müslüman oldular? Yani şimdi sizin daha önce bir teziniz vardı. Sopayla Müslüman oldular. Tezim değil efendim. Bir iddianız vardı. Kılıçla ve sopayla iddia da değil. İddia. Bana göre yanlış bir iddia. Yani o... Şimdi bu tezi savunanlar var. Yani Türklerin Araplar tarafından zorla Müslüman edildiği yönünde. Buradaki en önemli hata şu. Genelde Türkler çok kısa sürede Müslüman olmuş gibi. Hayır efendim, çok uzun sürede olmuşlar. Yani mesela yani tabii buna biraz da mistik taraf katılıyor. İşte İslamiyet'le tanışır tanışmaz hemen dinin doğruluğunu kabul edip Müslüman oldular gibi ama. Canım benim söylediğim odur. Öyle bir şey yok dedim ben. Yani çok uzundur. Yani 4-5 asır sürmüştür Türklerin Müslüman olması. Yani burada tabii şu var, Araplar Emeviler döneminde Emeviler döneminde Asya'ya ulaşıyorlar ve o dönemde Göktürk devleti özellikle dağılmış, yerine Türk İş devleti kurulmuş, Onok devleti. Onlarla mücadeleye giriliyor ve tabii ilginç bir şey, hem Orta Asya'daki Türklerin bir kısmını asker olarak ülkelerine getiriyorlar, hizmet de sunuyorlar orduda. Bir kısmıyla da mücadeleye devam ediyor. Fakat başlangıçta çok sert ilişkiler var. Özellikle Türk İş Hakanı, Suluk Hakan bunlarla çok yoğun mücadele ediyor. Sert mücadeleler. Araplarla. Evet. Yani ve niçin? Ülkesini işgal ediliyor. Ha. Yani işgal olarak görüyor. Yani çünkü Kutaybe'nin 700'lü yıllarda Asya valisi olan Emevilerin Kutaybe'nin Türklerle ilişkileri çok sert geçiyor. Çok Türk kanı dökülüyor. Fakat Erhan'cığım İşte hep benim söylediğimi söylüyorsun. Kutaybe bin Müslim, Maverav-ı Nehir'de, kısaca bugün Asya Türklerinin yaşadığı yerlerde çok kan dökmüş. Çok kan dökmüş. Hayır, kan dökme değil. Benim şeyim şu. Efendim başka bir şey söylemedim. O dönemde Müslüman olmuyor ama Türkler. Bir kısmı efendim, giriyor. Çok az bir kısmı. Sonradan oluşlarının sebebi nedir? Abbasiler döneminde evet. Yönetimle ilişkilerden dolayı oluyor. Mesela burada da şey odur. Mesela bu rahmetli... İkiniz aynı şey söylüyorsunuz. Yok hayır. Şey, aynı şey söylemiyorsunuz. Şimdi mesele şu. Araplarla bizim ilişkilerimiz başlangıçta çok sert. Mücadeleye evet. dayanıyor. Ve İslamiyet'i Türkler görür görmez hemen kabul etmiyorlar. Tam burada aynı ama, noktadasınız. Ama Emevilerin kan döktüğü, Türkleri katlettiği dönemlerde kitleler halinde İslamiyet'e giriş yok. Türkler daha sonra burada dönüm noktası Talas'tır. 751 Temmuz'undaki o 5 gün süren Çinlilerle. Çünkü Çin Batı Türkistan'ı işgal etmek istiyor. Araplarla karşılaşıyor. Çin ordusunda da Karluk Türkleri var. Karahanları kuran Türkler bunlar. Karluk kar yığını demektir kelime manası. Onlar savaşta saf değiştiriyorlar. Çin ordusuna arkadan saldırınca Çin savaşı kaybediyor ve Araplarla Türkler arasındaki ilişkiler o dönemde iyileşmeye başlıyor. Ve aynı zamanda da Abbasi Devleti kurulunca biliyorsunuz Emeviler Arap olmayan hiç kimseyi yönetmeye yaklaştırmıyorlar. İkinci sınıf muamele ediyorlar. Fakat Abbasiler döneminde Türkler Araplarla daha iyi ilişkiler kuruyorlar ve o bölge özellikle Samani Devleti'nin kurulmasıyla da birlikte çevreye çok büyük tesirler oluyor ve zamanla mesela Karahanlılarla birlikte kitle halinde bir Müslümanlık oluyor. Yani başlangıçtaki o sert dönemde Müslümanlaşma olmamıştı. Daha sonraki dönemlerde özellikle Satuk Buğrahan zamanında efsanede, menakıbnamesinde de anlatılır. İşte o çünkü Türk tarih açısından önemlidir. Yani İdil bölgesindeki Bulgarlar da Müslüman olmuştur ama Asya'nın Müslümanlaşmasında Karahanlıların rolü son derece önemlidir. Ve bu birkaç asır daha sürecektir. Yani 11-12. yüzyıla kadar Türklerin Müslümanlaşması, İslamlaşması sürecektir. Ve tabii burada şeyin de çok önemli bir rolü var. Demin Pelin Hanım'ın söylediği sufilerin çok önemli rolü var. Dervişlerin, tasavvuf erbabının Asya'nın çeşitlerine giderek. Daha sonraki dönemlerdedir. Ama mesela Talkan olayları vardı, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Hayır, katliam yapılmadı demiyoruz. Efendim o zaman ne diyor mesela? Hayır. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Türklerle savaşıyor herhalde. Türk işler ülkesini işgal ettirmek istemiyor. Araplar işgal etmek istiyorlar. Hı. Ama bu Müslümanlaşmayı sağlamıyor. Şimdi bazı tezler şöyle, bilmiyorum sizin fikriniz olma. Araplar geldi, kılıçla Türkleri Müslüman. Öyle değil. Kılıç Arapların elindeyken Türkleri Müslümanlığı kabul etmiyorlar çoğunlukla. Bir kısmı kabul ediyor o bölgelerde. Daha sonra Abbasiler dönemindedir. Yani Abbasi halifeliği döneminde Türklerin kitleler halinde Müslüman olduğunu görüyoruz. Satık Burhan Müslüman olmasa Karahanlar Arapları zorla. Yani Araplar Karahanları zorla Müslüman yapamaz ki. Senin dediğin. Hayır, mesele şu. Kavlofça anlaşmasıyla Lozan'ı mukayese etmeye benziyor arada. Hayır. Ama ne kadar zaman var? Asıl Türklerin Müslümanlaşması 10. yüzyıldan sonradır. Yani çünkü şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Yani hayır, 200 şartlar, yıl sonra. Ha benim dediğim şu. Şartların efendim, Türkler, ağır olduğu dönemde biz Müslümanlaşmıyoruz. Yani
Sopanın tepemizde olduğu dönem, hayır, sopanın tepemizde olduğu dönemde Türkler bu yoğun olarak Müslümanlar girmiyor. Arapların aslı aslı kestiği kestik dönemde Türklerin İslamlaşması son derece azdır. Arapların kılıcı elden düştükten sonra o Asya'da Türk devletleri, Gazneliler, Karahanlar gibi devletler kurulduktan sonra Türklerde kitleler halinde İslamlaşma başlıyor. Yani Talas'tan itibaren başlayan süreç bunu getiriyor. Yani ama o süreç 200 sene çok fazla. Daha sonra da sürüyor. Hemen olmuyor ki. Yani Satık Burhan 1960'ta Müslüman olduktan sonra Türklerin çoğu Müslüman olmuyor. Önemli bir kısmı Müslüman oluyor. Bir zaman alıyor. Yani burada yanlış olan şudur. Türkler bir anda Müslüman oldu tezi yanlıştır. Yanlış bir tezdir. Ancak, tamam bir anda Müslüman olmadılar ama. Yani İran gibi olmamıştır Türkler. Yani İran mağlupken İslamiyet'i kabul etmiştir.